Hepinize merhabalar arkadaşlar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. El açması ıspanaklı gül böreği tarifimle bugün sizlerleyim. Biliyorsunuz en çok sipariş aldığım lezzet bu börek. Ve bunun patateslisini de en çok fazla yapıyorum. Fakat ıspanaklısını ben kendim çok çok seviyorum. Oldukça hafif, gayet lezzetli, güzel bir tarif. Şimdi yapımına geçelim. Burada 2 yemek kaşığı yoğurt ve yarım çay bardağı kadar su var. Bunu karıştırma kabına alıyorum. Yine yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı süt ekliyorum. 1,5 çay kaşığı şeker tuz var. 1,5 çay kaşığı tuzu ekledikten sonra karıştırıyorum. Tamamen yoğurt çözülene kadar karıştırıyorum. 3,5 su bardağı kadar un aldım yanıma eleyip unları karıştırarak hamur haline getiriyorum. Şöyle öncelikle isterseniz tahta kaşıkla daha sonra elinizle girebilirsiniz. Fark etmez. Ben bu şekilde yapıyorum bugün. Kademeli olarak unu yavaş yavaş eklerseniz 3 su bardağı da kullanabilirsiniz. Yani kullandığınız malzemelere göre ve unun durumuna göre un alma miktarı değişebilir. Şimdi tamam olmuş, hazır hale gelmiş hamurun kıvamını birazdan göstereceğim. Buraları hızlandırıyorum sıkıcı olmaması adına. Bakın bu şekilde hazır hale gelen hamuru tezgahıma un serperek tezgaha aldım. Ve bu şekilde pürüzsüz kıvamı gelene dek tekrar elimde yoğurdum. Şimdi kesme aparatıyla kesip 5 bezeye ayıracağım. Ben hamuru ince açtığım için 5 beze benim için uygun oluyor. Ama dilerseniz 3 bezeye de ayırabilirsiniz. Hani çok ince açamıyorum derseniz. O şekilde de güzel oluyor. Sadece birazcık kalın oluyor. Ama tercih sizin, yapabilirsiniz. Öyle de yapanlar oldu çünkü. Hamurum ne çok sert ne de çok yumuşak. Oldukça özlü, güzel bir hamur hale geldi. Bezelediğim hamurları bir kenara alıyorum. Üzerini örtüyorum. Ben iç malzemesini hazırlayana kadar onlar biraz dinlenecek. Şimdi iç malzemesini hazırlayalım. Burada bir bağ, büyük bir bağ ıspanak var. Bu ıspanağın üzerine şöyle 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edip elimle bu şekilde yoğuruyorum. Büyük bir kaba aldım. Yıkadım, doğradım. Ispanağı bu şekilde tuzla ovunca suyunu salmış oluyor. Suyunu çıkarıyor. Şimdi biz o acı suyundan kurtulacağız. Onu suyunu süzeceğim ben. Kapta birikecek. Bakın bu şekilde tamamen ıspanakları tuzlu ovdum. Ve böyle bir suyu çıktı. Bu suyu boşaltacağım. Sadece ıspanak posasını, ıspanakları kullanmış olacağım. Bunun üzerine bir tane soğan, yemeklik olarak doğradığım soğanı ekliyorum. Şöyle bir büyük dilim beyaz peynir ekliyorum. Markette bulabileceğiniz kahvaltılık peynirlerden. Bu aşamada dilerseniz ıspanağın tadına bakabilirsiniz. Tuzunu tamamen salmış mı, tuza ihtiyacı var mı diye. Eksik gelirse tuz ilave edebilirsiniz. Bir çay kaşığı karabiber ekledim. Bir çay kaşığı toz kırmızı biber ekledim. İç malzemem hazır. Şimdi hamurumu açıp böreğimin yapımın aşamasına geçeceğim. Bir tane bezeyi tezgaha alıyorum. Önce merdane ile biraz büyütüyorum. Arkasının önünü sık sık unluyorum. Yeteri büyüklüğe gelince oklava ile açmaya başlıyorum. Oklava ile açarken size çok önemli bir püf noktası vereyim.
Kesinlikle hamurun ortasına bastırmayalım. Kenarlarını bastıralım. Çünkü oklavayla açarken hamurun ortası illaki inceliyor. Kenarlar genellikle kalın kalıyor. Biz de ince, daha fazla incelmemesi için ortaya basmıyoruz. Elimizde kenarları şöyle hafif hafif bastırarak açıyoruz. Ve hamur açarken ne kadar seri hareket ederseniz hamurunuz kurumaz ve o kadar hızlı bir şekilde açılır. Yani yavaş yavaş oyalana oyalana açarsanız bezi kuruyacağı için daha fazla açılmaz. O nemini ve ıslaklığını kaybeder eğer yavaş hareket ederseniz. Ben şu an videoyu birazcık hızlandırdım. Normalde bu kadar seri açıyorum ama videoda hani birazcık daha hızlı olsun diye bir miktar hızlandırarak size şu an sunuyorum. Ama tabii sık sık bu şekilde börek yaptığım için tabii ki de hızlı açtığım söylenir. Biliyorsunuz ben bunları sipariş olarak yapıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Her ilçeye siparişle gönderimim oluyor. Bu şekilde börek ve diğer bütün ikramlık malzemelerden hazırlayıp gönderiyorum. Yaptığım tüm ikramlıkların tarifi de kanalımda var. Instagram hesabımda da aynı şekilde gönderdiğim ürünlerin görselleri mevcut. Açıklama bölümünde Instagram linkimi bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz hesabıma. Evet, son kez açıyorum şu anda. Gayet büyük oldu bakın. Şimdi hamurumu şöyle bir düzeltiyorum, yufkayı. Artık yufka haline geldi. 4 eşit parçaya veriyorum. 4 tane büyük üçgen elde ediyorum ve sıvı yağlı içini yağlıyorum. Bakın başka bir şey sürmüyorum içine. Çünkü el açması olduğu için süt, yoğurt gibi malzemelere gerek yok. Zaten hamurunda var çünkü. Sadece sıvı yağla yağlamak yeterli. Her yerini çok güzel bir şekilde yağlayınca çıtır çıtır çok güzel börekleriniz oluyor. Hazırlamış olduğum iç malzemeden üçgenlerin geniş kısmına koyuyorum. Ve bu şekilde rulo yapıp sonra kendi etrafında bu şekilde çeviriyorum ve gül şeklini veriyorum. Dilerseniz yufkayı ortadan ikiye bölüp yine geniş tarafına iç koyup o şekilde de sarabilirsiniz. Öyle biraz daha büyük oluyor. Fakat bu şekilde tam bir kişiye yetebilecek şekilde porsiyonluk çok ideal bir boyutta oluyor. O yüzden ben bu şekilde tercih ediyorum yapmasını her zaman. Hem servisi kolay oluyor, hem sunumu kolay oluyor. Dilimleme derdi olmuyor. Gerçekten çok pratik oluyor. Hamuru zaten inanılmaz güzel ve yumuşacık. Çok güzel bir kıvamda oluyor. Bu kıvamda istediğiniz şekilde el açması börek yapabilirsiniz bence. Ben diğer yufkaların yapımını çekmedim, göstermeyeceğim o yüzden. Sadece bir tek yufka için çekim yaptım. Şimdi bunları yaptıktan sonra bütün yufkaları yaptım. Toplamda 20 tane börek çıkıyor bu ölçüden. Fakat tepsiye 16 tane sığıyor. Şimdi ben bir tepsisini göstereceğim size. Tamamladım. Bunu da yapalım. Bunların hepsini bakın bu şekilde fırın tepsisine aldım. Üzerine bir yemek kaşığı yoğurdun içine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Çırptım ve böreklerin üzerine sürüyorum. Dilerseniz yumurta sarısı, yoğurt sürebilirsiniz. Sadece yumurta sürebilirsiniz. Tamamen keyfinize kalmış. Hiçbir şey sürmeyenler de oldu. Sadece yağ sürenler de oldu. Tarifimi deneyen arkadaşlarımdan. Ben yoğurtla her zaman kızartıyorum ve bu şekilde çok beğeniyorum. 200 derece ısınmış fırına böreklerimi şimdi gönderiyorum. Böreklerim pişti. Bakın gerçekten çok güzel oldular. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi isterim. Eğer ben deneyemem derseniz de siparişinizi bana verebilirsiniz. Ben yapmasını gerçekten çok seviyorum. Ve yiyen herkes mutlaka ikincisini talep ediyor. Çok güzel oluyor çünkü. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve yorum bırakarak videomu beğenmenizi rica edeceğim. Yepyeni tarif ve videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.